Sevgili Abdullah bize son durumu aktarsın. Şimdi tabii 7 Ekim saldırısı Hamas'ın yapmış olduğu o stratejik baskı. Ben de şöyle geçeyim Abdullah seni dinleyeyim en azından. <laughs> Şimdi o stratejik baskın tabii e, kurgulandı veya kendi doğallığı içerisinde gerçekleşti. Bunun polemini yapmayacağım. Ama son derece önemli bir takım test Yaşadı bu bahsedeceğim konular. Bunlardan bir tanesi neydi? En önemlisi e, Suudi Arabistan'la Amerikan ilişkileri ve İsrail ilişkileri. Çünkü bu çok önemli bir meseleydi Amerika Birleşik Devletleri açısından. Çin'in İran-Suudi Arabistan planına karşılık Amerika'nın İsrail-Suudi Arabistan planı. Şimdi o 7 Ekim'le birlikte bir test yaşadı. Diğerlerini de hatırlayalım. Önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün de karşı karşıya kaldığımız fotoğrafın temel parametreleri Orada gizli. İkincisi İbrahim'e anlaşmalar. Üçüncüsü Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler nezdinde gerçekleştirmeye çalıştığı e, İsrail-Filistin yakınlaşması. Dördüncüsü Aymek koridoru. Beşincisi Türkiye'nin Batı dünyasıyla bunun içerisinde özelde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri olan ilişkileri, Türkiye'nin Azerbaycanla ilişkileri, Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkileri bunların hepsi 7 Ekim'den sonraki süreçte büyük bir testten, büyük bir imtihandan geçti, geçmeye devam ediyor. Şimdi Filistin <laughs> Filistin açısından, özellikle Hamas açısından mesele neydi? O da diyordu ki özellikle bu İbrahimi anlaşmalar işte bir diğer tarafıyla e, Suudi Arabistan İsrail yakınlaşması ...bizim davamızın, Filistin davasının terk edildiğini, unutulduğunu, Filistinlerin işte bir şekilde gözden çıkartıldığını, bir şekilde defterden, kayıttan düşürdüğüne dair bir takım kaygıları vardı onların da bu yaşanan süreçlerle birlikte. Şimdi bütün bunların hepsi 7 Ekim'de birlikte test oldu ve 7 aylık bir zaman dilim içerisinde yaşananlarla birlikte evrildi ve güncellendi. Şimdi biz neyi konuşuyoruz şu an? Refah bölgesindeki yaklaşık 1.3 milyon insana yani yaklaşık 55 kilometre bir alanda ki bu ne demek? Bunu istersen şöyle söyleyelim. 7 Ekim'den önce yaklaşık 363 kilometre karelik alanda 2.3 milyon insan yaşıyordu. Bu dünya üzerindeki en yoğun <laughs> popülasyonlardan bir tanesine karşılık geliyordu. Yaklaşık kilometre kare başına 6-7 bin insan. Ama yaşanan 7 ay sonrasında şu bölgede yaşayan insanların sayısı bunun 6 katında çıktı. Yani 27-28 bin insan kilometre kare başına burada yaşıyorlar. Ne kadar insan vardı tahminin? Şimdi burada 1.3 milyon insan olduğu söyleniyor. Yani kayıtlarda ya, ya yabancı kaynaklar bunu söylüyorlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Askeri anlamda bir açıklama yapalım isterseniz. Yani burada İsrail bildiğimiz kadarıyla 80 bin ton bomba kullandı havada. Bunların işte MK-84'leri kullandı genellikle. Bu MK-84'ler yaklaşık 1000 kiloluk bombalar yani 2000 librelik bombalar. Bu bombaların bir özelliği var. Şimdi Ali Burak Darıcı da <laughs> demin çok güzel bir yorumda bulundu. Psikolojik olarak zaten orayı terk etmeleri ve evlerini adeta bırakıp gitmelerini istedikleri için. Bu psikolojik eşiğe getirmek evet. istiyor. Şimdi bir bombanın atılması dahi 27-28 bin insanın gerek fiziken gerek psikolojik olarak etkilenmesine dair bir sonuç üretecek. Şimdi... Burada bu yoğunluğun içerisinde bir mücadele, bir çatışma, bir eee yapacağı bir başka etki ortaya çıkarsa burada çok büyük bir insani dram, şu andaki gördük şu ana kadar gördüklerimizin mumla ar aratacak bir dram, bir vahşet kendisini gösterecek. Şimdi vahşetin gö gözükmesini çok umursadıklarını zannetmiyorum ama vahşetin üreteceği sonuçları umursadıklarını düşünüyorum. Yani onlar neyi düşünüyorlar? Amerika Birleşik Devletleri diyor ki böyle bir operasyona, böyle bir harekatı yaparsan kontrolsüz bir şekilde buradaki buranın sonuçları ne sana fayda sağlar ne de bana fayda sağlar. Yani şu ana kadar bu refah operasyonunun ertelenmesinin temel sebebi bu. Yani Amerika'da, İsrail'de aslında bu ertelemeyle beraber Gazilileri düşünmüyorlar. Buradaki 1.3 milyon insan düşünmüyorlar, kendi menfaatlerini düşünüyorlar. Yani mesele nedir? Eğer burada bir operasyon yapılırsa, duvar patlarsa bunun ötece riskler var. Yani gerek Mısır, Ama evet olan gerek Mısır, <laughs> Mısır mesela faydaları gelecek, hiç kimse kabul etmek istemiyor. Bir savaş sebebi saydılar biliyorsun, Mısır ve Ürdün. Yani kendi topraklarına kendi istekleri olmadan bir e, Filistinli akışının gerçekleşmesi halinde. Şimdi bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail çok çalıştıklarına eminim. Bununla ilgili göreceğiz. Orada bir e, koskocaman soru işareti beraber orayı bırakmak istiyorum. Bu bir risk. İkinci risk Arap ülkelerinde içine çekecek topyekun bir savaşın kendisini göstermesi. Üçüncü risk buradaki refahdaki ortaya çıkacak bu büyük vahşet İsrail'i hiç bitmeyecek bir güvenlik kaosun içerisine sürükleyebilir ve İsrail'in kaynaklarını tüketebilir. İsrail sadece İsrail kaynaklarını tüketmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kaynaklarını tüketebilir. Çünkü küresel bir mücadelesi var. Ukrayna Savaşı var. Çin'de bir rekabet meselesi var. Bu noktada bu riskleri ortadan kaldıracak bir planı işletmeye çalışıyorlar. Ve açıkçası biz 7 ay boyunca buradaki insani döneme konsantre olmuşken bununla yoğunlaşmış ve bu konuyu konuşurken onlar son derece sessiz ve derinden bu planı devreye koymak için muazzam bir diplomatik çaba ortaya koydular. Amerika Birleşik Devletleri bunu yaptı. Şimdi bunu nerede görüyoruz? Bunu çok ilginç bir şekilde adına meat dedikleri yani Middle East Air Defense dedikleri bir planın İran, İsrail'e saldırdığı zaman uygulanmasında görüyoruz. Devreye girmesinde görüyoruz. Böyle bir plan uygulanması, bırak uygulanmasını, hazırlanması, koordinasyonu, kontrol kontrolü ve emir komutası çok zor bir plan. İran, İsrail'e 331 kamikaze drone'uyla, e, seyri sefer füzesiyle ve balistik füzeyle saldırdığı zaman kendisini gösterdi. İşte biz hep bu açıdan... Meselenin okunmasının doğru olacağını görmeliyiz. Bu açıdan bakmalıyız. Şimdi ne yapmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri? İsrail'e şu cümleyi kuruyor. Basitçe anlatmaya çalışırsak, İsrail diyor ki, refahı istersin diyor, riyatı mı istersin diyor. Refahı mı istersin, riyatı mı istersin? İsrail de diyor ki, çok Herkesin ilginç gibi. bir şekilde ikisini de isterim diyor. <laughs> Bak. Şimdi yani burada son derece büyük bir oyun oynanıyor. Şimdi Riyad'ı istemek ne demek? Amerika Birleşik Devletleri meseleye yaklaşırken üç temel parametre üzerinden yaklaşıyor. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la ilişkileri, Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkileri ve üç, bu temel denklik içerisinde Filistin meselesinin çözüm. Yani meselenin şu an tıkanmasının yani rehine takasıyla ilgili yapılan görüşmede tıkanmasının sebebi bu. Bu temel noktada bir araya gelemiyorlar. Herkes elindeki kozların farkında, herkes tarafların neye ulaşmaya çalışacağının farkında ve herkes buradan kendi lehine bir sonuç çıkartmaya çalışıyor. Ve bu noktada bir orta yol bulamıyorlar. Yani herkesi tatmin edebilecek bir sonuç üretemiyorlar. Şimdi rehine meselesi neden tıkandı? Filistin tarafı, Hamas tarafı diyor ki ben siyasi bir çözüme gidecek yol bulmak istiyorum diyor. Bunun garantisini istiyorum diyor. Şimdi bu garantiyi İsrail tarafı vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafı vermiyor. Fark ederseniz yapılan görüşmelerde hep şey açık. Ee, yani devletleşme süreciyle ilgili süre, süreç hep bir şekilde muallakta kalıyor. Yani bir garanti vermiyorlar. Hatta e, Arap tarafı yani 5 Arap ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne bir plan sundu. Bu planı Amerika Birleşik Devletleri de direkt olarak reddetti. Şimdi bu noktada başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap Devleti'nin ortaya koyacağı mukavemetin ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü işin merkezinde Suudi Arabistan merkezli bir yeni Orta Doğu güvenlik mimarisini inşa etmek var. Bunun ne olduğunu iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yine basitleştirmeye çalışarak anlatacağım. Şimdi İran'ın ortaya koymuş olduğu bir tehdit var değil mi? İsrail evet. açısından. İsrail olayı tanımlarken karşı karşıya kaldığı fotoğrafı tanımlarken ne söylüyor? Haması yok edeceğim diyor. İran'ın vekillerinin ortaya koymuş olduğu etkiyi ortadan kaldıracağım diyor. Bunu istiyorum diyor ve nükleer kabiliyeti başta olmak üzere İran'ın Adı mozaik savunma doktrini veya daha sonraki değişen ismiyle işte ilerden savunma doktrinini ortadan kaldırmak ve uyu en azından uyuşturmak istiyorum. Yani bu kabiliyetini ortadan kaldırmak istiyorum diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de ilginç bir şekilde İran'ın üretmiş olduğu bu tehdidi Sünni Arap ülkelerini dizayn etmek için son derece mahir bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Şimdi İran'ın nükleer kabiliyet ve kapasitesi gelişiyor veya kırılma kabiliyeti kendisini göstermiş durumda. O zaman diyor ki Suudi Arabistan'a başta sana nükleer kabiliyet kazandıralım. Nükleer kabiliyetle birlikte bir diğer işte savunma işbirliğini derinleştirelim. Sana güvenlik garantileri verelim. Ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayalım, işbirliği geliştirelim ve sen ılımlı İslam yani Türkiye'de patlayan ılımlı İslam'ın daha sonra Amerika Amerika Birleşik Devletleri marifetiyle ee, Suudi Arabistan transferiyle birlikte sen de bu doğrultuda e, Batı için tehdit üretmeyen İslam modelinin İslam o, yani adı İslam olan ama İsla, bir şekilde İslam'ın işte tahrip edilmiş modelinin sen şeyi oluyor. Yani başat unsuru oluyor. Şimdi bu noktada bir mücadele var. Bu mücadeleyle ilgili olarak refahla ilgili şey de şu an İsrail'de refahtaki bu popülasyonun azaltmaya çalışıyor. Özellikle şurada Mavasi denilen bir bölge var Çetinler. Şur şurada. Hı hı. Buraya da burada, burası başta olmak üzere çadır kamplar kuruyorlar. Bu çadırların çadırlar pek çok dünyanın ülkesinde dikiliyor şu an. Bahsettiğim Bur bölgede zaten e, daha önce Gazze için yapılmış bir havaalanı da vardı ama hiç kullanılamadı. Yani Birleşmiş Milletler e, 2003 yanlış hatırlamıyorsam oraya evet. bir havalimanı kurdu. E, olur da ileride kullanılabilir diye kurulamadı. Yani orada, oradaki şimdi burada tabii bir gerçekle değinmekte fayda var. Güzel söyledin. Yani buradan refahtan çıkacak insanlar, çıkartmaya çalıştıkları insanlar yani Hamas'ın e, yapısı bozulmuş insanları içinde taşısa bile tehdit üretmeyecek şekilde oraya geçirmeye çalışıyorlar. Yani şurada diyorlar ki işte 24 tane Hamas'ın taburu vardı. Bu 24 taburdan 19 tanesinin imha ettik cümlesi doğru değil. Çok iddialı bir cümle. Yapısını bozdular, dağılmış olabilirler, mukavemetleri azalmış olabilir. Burada dört tane taburları var diyorlar. Bu taburu yok etme gerekçesiyle buraya saldıracağız diyorlar.